Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Günaydın efendim, günaydın, günaydın, günaydın. Aragaz başladı arkadaşlar. Kadir Çöptemir'i ve Pascal Numa buradalar. Pascal, günaydın kardeşim. Günaydın abi. Nasılsın canım benim? Bomba gibiyim abi. Güzel. Bir görev tanımı yapalım kardeşim. Nedir, bizim olayımız ne? Negatif al, pozitifi ver. Bravo, bravo, bravo. İki saat boyunca görevimiz vatandaşın negatifini almak, dazır pozitifi vermek. Aynen abi. Pascal, biliyorsun Aragaz aynı zamanda gerçeklerin, yani sadece gerçeklerin konuşulduğu bir program. Ererdi. Bizim olduğumuz yerdi. Yalan yok baba. Evet, evet, evet. Aynen öyle. Efendim, aslında o kadar da iddialı olmasak daha iyi olur ama neyse. Yani biz görünen gerçeğin altında yatan hakikati araştıran insanız, öyle mi? Benim öyle yaparım. Ne yaparsın? Altar yatan gerçek. Onu ararım. Üstteki gerçek seni kesmiyor mu? Evet. Pascal, görünen gerçek nedir ki, gizli gerçek ne olsun? Yani bunu biliyor musun? Nereden bileyim ya? Bak şimdi ben sana, şimdi görünen gerçek, mesela kadının makyajlı yüzü görünen gerçek. Gizli gerçekse makyajın altında yatan hakiki yüz. Biz makyajın altında yatan yüzü araştırırız, anlıyor musun? Abi girmiyor topa. Çirkin oluyor ya. Ama hakiki gerçek öyledir Pascal, zordur, ürkütücüdür. Hakiki olan odur ama. Acı gerçek? Evet, acı gerçek. Bugün de o acı gerçeklerden birini araştırıp efendim gün yüzüne çıkaracağız Pascal'la beraber. Çıkaralım abi. Ne konuda? Titanic nasıl battı Pascal? Buzat çaldı. Orası kesin. Ama koca gemi, binlerce saatlik yol tecrübesi olan bir kaptan ve buzdağı ikazlarına rağmen nasıl oluyor da koca buzdağına çarpıyor? Ne bileyim ya. İşte bize hep yalan söyledin Pascal. Titanic filmleri hikaye. Bugün biz Titanic'in neden buzdağına çarptığını, bu batışın neden gerçekleştiğini tüm açıklığıyla anlatacağız kardeşim. İyi peki, anlatacağız. Anlatacağız. İnsanlık bunu bilsin Pascal. Titanic niye buzdağına çarpıyor ya? Kimler sebep oluyor ya? Buna engel olunamaz mıydı kardeşim? Ha? Tüm acı gerçekler efendim Aragaz Production'ın hazırlayıp sunduğu Titanic batıyor. Bak. Titanic batıyor adlı oyunumuzda var değil mi? Yakışır bize. Ya hem biz biraz dün de gerçekleştirdik bunu. Eski radyo tiyatrosu ruhunu canlandıralım. Hem de vatandaşa sabah sabah farklı bir şeyler sunalım yani, değil mi? Evet. Radyo tiyatrosu yapıyoruz ya bu arada. Efendim, sizin de radyo tiyatrosu olarak işlemenizi istediğiniz, ne bileyim, bu da bu mevzuya girin, bunu araştırın, bunu yapın. Hikayede falan. Varsa Twitter adresimizi ver yavrum. Vereyim. Pascal Askışgi Kadir. Pascal Askışgi Kadir Twitter adresimiz. Fikirlerinizi bekliyoruz. Yaptığımız tiyatrolar hakkında önerilerinizi, düşüncelerinizi bekliyoruz. Hem de Aragaz hakkında, hem radyo tiyatrosu hakkında telefonla aramamızı istediğiniz ünlü varsa onu bekliyoruz falan filan. Öyle şeyler yani. Neyse efendim, bugün haftanın son günü. Allah herkese hayırlı işler versin. İşiniz gücünüz rast gitsin. Kazancınız bol olsun. Biz ufak ufak Titanic batıyor'a geçelim. Titanic yani. Haydi. Aragaz, Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Aragaz Production iftiharla kısım kısım kasılarak sunar radyo tiyatrosu. Starring Kadir Çöpdemir ve Pascal Numa. Titanic tekrar batıyor.
Çalanın, çırpanın, izinsiz yayınlayanın canını Allah taksit taksit alsın. Ölüyorum desin de bir bardak su vereni bulunmasın. ...1898 yılında... İngiltere'nin Southampton limanındayız. Asla batmaz denen dünyanın en büyük gemisi Titanic yolcularını alıp İngiltere'den Amerika'ya doğru hareket etmeye hazırlanıyor. Kaptanım, yolcular Pinti Demir Alacık mı? Evladım, yolcular Pinti Demir Alacık mı ne lan? İngiltere'nin neresindensin sen? Yukarı Liverpool. Bilirim, bilirim. Oradan hiç adam çıkmaz. Ama kaptanım, ayıp ediyorsun beni, kaybediyorsun. Şşş, ikinci kaptan. Bak, geminin düdüğünü çalacağım. Yolcuların aklı çıkacak. Bak 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 bak. Bak, çalıyorum bak. Altlarına s*** hepsi ya. Harbiden korkudan ölecek gibi oldular kaptanım. O sırada İngiltere'nin en cillop kızı, babadan öksüz Kate de anasıyla gemiye binmektedir. Şş, ikinci kaptan. Buyur baba. Gemiye antilop gibi bir kız biniyor lan. Bakayım. Hani? Bak şurada, bizim gemiye biniyor. Oo kaptanım, bak açık söylüyorum, ben bu kıza yürürüm aga. Yol uzun, geceler yalnız malum. Gusül abdesti almadan dümenin başına geçme de ne b- yersen ye. Kaptanım, çay içeceğin mi? Taze demledim la. Lan Liverpool'lu. Çay içeceğin mi ne demek evladım? Şu gemiye jet set biniyor evladım. Şu dilinizi bir düzeltin, bir hakim olun ya. O zaman şimdi ben gideceğim, biraz çalışacağım. Ne dedi la bu? Tek kelimesini anladıysam adam değilim. Şş, düdüğü bir daha çalıp yolcuların aklını alayım mı? Alsana kaptan ya. Al vallahi, bak çok makara oluyor. Bak şimdi bak. Tavşan gibi zıpladılar hepsi yerlerinden. Herkes bindi mi? Demir alıcık. Arkadaş, benim de dilimi bozdu bu Liverpool'lu maç gemici ya. Mühendisler tarafından bu gemiyi tanrı bile batıramaz diye besmelesiz destursuz denize indirilen Titanic ilk yolculuğuna çıkmak için demir alır. Gemi İstanbul'un bugünkü hali gibidir. İçinde 72,5 milletten insan vardır. En alt katlarda yarı aç yarı tok yaşayanlar. Üst katlarda ise bir şişe viskiye 100 dolar basan, paranın nereden gelip nereye gittiğini hesabını bilmeyen zenginler. Hikayemizin kahramanları da en alt kattaki fakir ama gururlu genç Stewart ve en üst kattaki zengin kızı Kate de gemiye bindiklerine göre biz Titanic'le beraber yola çıkalım ve fakir ama gururlu genç Stewart'ın yanına gidelim. Ya babacığım, bitiyorum diyorum. Tek taşa kaldım diyorum. Camış gibi balkıyorsun. Kardeşim, eşli oynamıyoruz ki. Eşli oynasak tamam, doğrusun. Ama eşli oynamıyoruz. Ama abi, başlarken ne dedik? Eşli demedik. Ben senin tipi hastayım. Odan oturdum karşına. Salak ya. Tipiniz. Koça partiyi var ya, bana yıktın ya. Arkadaşım, alt tarafı dört çay ısmarlayacaksın. Amma tatava yaptın ya. Abi, avariyim diyorum. Zilim diyorum. Cepte para yok. Gemiye binecek parayı nasıl buldun peki? Kaçak bindim ya. Turnike'den arkadaşla geçtik. O nasıl oluyor lan? Ben Beşiktaş taraftarıyım. Kapalı var ya, hep böyle girdik. Abiciğim, beleş girmeye alışırız ya. Yeni stada nah beleş girersin. Aa. Tribünde var ya, avantaja engel olmaz. Kimse olmaz. İstediğin gibi modern stat yap. Bir şekil yaparlar. Bedava gideriz. Beyler, çaylar. Şşş, abi, bir lira var mı? Bir lira be. Hadi be acı. Arkadaşım, zaten partiyi kaybettin. Çayları ısmarlamıyorsun. Bir de üstüne para istiyorsun. Amma ölücüymüşsün sen ya. Şarap olacaksın ya. Bir lira be. Hadi be. Bir lira be. Ne olur lan. Aragaz. Zengin kızı Kate de en üst güvertede krem dolu krem ortamlarda anasıyla beraber bavulları açmaktadır. Anne, ben bu Jonathan'la evlenmek istemiyorum ya. Başıma gelenler. Kız kısması ne zamandır koca beğenmiyor? Anne, adam öküz gibi ya. Giriyor. Yoğurtlu sarımsaklı makarna yiyip yanağımdan üpürleş gibi kokuyor. Kızım, adamın yüksek tansiyonu var. Taş köprü sarımsağı iyi geliyor tansiyona. O yüzden yiyor. Hem erkek kısması biraz ter, biraz tütün, biraz da sarımsak kokacak. Erkek kokusu o.
Alışırsın. İstemiyorum anne. Vallahi bak kendimi denize atarım. Ben genç, yakışıklı, böyle boylu poslu aslan gibi bir koca istiyorum. A benim aptal kızım. Boylu poslu adamın da eninde sonunda geleceği şekil bu. Saçları dökülecek, göbeği çıkacak, yolunmuş tavuğa dönecek. Sonradan pişman olacağına ilk baştan ol. İstemiyorum anne ya, istemiyorum. Konuşma gebertirim. Kızım baban öldü gitti. Paraları da kumasına yedirdi. Aa bu Janet'ın ayısıyla evlenirsen kurtuluruz. Adam sürekli kebap yiyor. Zaten 5 yıla kalmaz kalpten gider. Adamı göm, sonra gönlüne göre koca alırsın. Hayır anne, istemiyorum. Bak atacağım kafana terliği ama. Zorlama beni, çok istiyorsan sen evlen Jonathan'la. Bak nasıl konuşuyor anneyle. Yolarım senin o saçlarını, gel kız buraya. Kate anasının elinden kaçar. Titanic'in güvertesi boyunca ağlayarak koşar. Kendini intihar etmeyi düşünmektedir. O sırada Titanic'in kaptan köşkünde kaptan ve ikinci kaptan güvertede gecelikle koşturan Kate'i fark ederler. Bütün motorlar boşa. Biraz al geri. Al, bırak. Kaysın gemi arkaya. Evet, şimdi tam yol ileri. Ha şöyle be. Koca transatlantik ara gaz yaptırdım. Okyanus sağladı be ya. Ağladı be ya. Yaparsın sen kaptan. Titanic'e kaptan olmadan önce Antalya'dan İstanbul'a karpuz çekiyordum kardeşim. Kamyondan geçtim gemiye ben. Kaptan, limandan mesaj geldi. Trafikte büyük buzdağları olabilir. Gözünüzü dört açın diyorlar. Ya buzdağı nedir oğlum ya? Buzdağı ne ya? Gerekirse kafa atar çekeriz yolumuzdan. Titanic lan bu. Ben bu gemiyle var ya E5'te giderim, sen ne diyorsun ya? Yakışır kaptanıma. Kaptan, kayse yaptım orta şekerli üçen mi? Ne diyor lan bu? Vallahi anlamadım. Ne diyorsun oğlum? Kayfa pişirdim diyorum, orta şekerli üçgen mi? Tek kelimesini anladıysam, aha bu geminin dört pervanesi ***'me girsin, tövbe yarabbi ya. Üf, kaptan güvertedeki kıza bak. Hani nerede? Vay 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 vay, bu ne abi? Bizim karılarda iş yok kardeşim, şuna bak ya. Abi dışarısı -3 derece. Kız gecelikle güvertede dolaşıyor. Bunun var ya tutacağın, yatıracağın, çatır çatır. Tutucuğun mu? Yatırucuğun mu? Ya kapatın şu adamı bir kameraya. Kimseyle görüştürmeyin ya. Milletin dilini bozar bu. İngilizceyi bitirecek siz ya. Aragaz. Stewart güverteye çıkmış. Şarap parası bulmak için önüne gelenden 1 lira istemektedir. Abi 1 lira var mı be? Şarap alacağım da. Hadi 1 lira be. Allah versin birader, Allah versin. Abi Allah direkt vermez. Sen vereceksin. Sistem öyle. Ya bir git ya. Abla 1 lira var mı be? Güzel ablam. Hadi be 1 lira be. O sırada Kate de geminin korkuluklarına çıkmış. Kendimi denize atayım mı, atmayayım mı diye düşünmektedir. Steve Kate'i fark eder. Şşş, hayro bayan 1 lira var mı? Git buradan. Kendimi intihar edeceğim ben. Tamam abla ya. Ver 1 lirayı. Atlat seni. 1 lira ya. Patron yok. Sonra gel. Ya abla. Yine bir mi ya? Hadi bir abla. 1 lira ya. Ya bir git ya. Öldüreceğim kendimi diyorum ben ya. Ablacığım. Şimdi bir kere bak. Yanlış yerden atlıyorsun. Niye ki ne? Buradan atlarsan belki ölürsün. Ama kesin istiyorsan. Ölmek istiyor musun? Hı hı. Önünden atla. Sahi mi diyorsun? Kur'an çarpsın. Bunu herkes bilir. Konuşma gerek yok ya. Sen gel. Gel güvende gel. Stu Kate'in elinden tutar ve geminin burnuna götürür. Bacım ismi neydi? Kate. Heh ben de Stewart. Şimdi Kate bacı. Geminin burnuna gelmek. Heh çık bakayım şu demire. Üstüne üstüne. Çık 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 çık. Ne düşersen? Ulan zaten atlamayacağım mı? Tövbe tövbe. Aa doğru ya. Çık ablacığım çık. Aşağı bakma. Aşındın nerede ya? Heh. Kolu ulaş bakayım. Bacakları ara. Gözler kapalı mı? Hı, kapattım. Dur. Dur ben arkaya geçiyorum. Açma gözünü. O sırada kaptan köşkündekiler de Steve ile Kate'i fark etmişlerdir. Kaptan. Geminin burnunda ne oluyor öyle? Hani bakayım. Buzdağı mı? Yok kaptan yok. Az önceki kız bir apaçı ile geminin burnunda kolları yana açmış. Eleman da arkasında bir acayip şekiller yapıyorlar. Dürbünü versene. Allah Allah. Harbiden ne yapıyorlar bunlar böyle? Bu çocuk romantik ayağına değdiriyor kaptanım, değdiriyor. Ne diyor lan bu? Galiba çocuk romantizm ayağına yatıp değdirecek diyor. Niye? Benim gemimde asla olmaz. Güvenlikleri yolla, ikisini buraya getir. Baş üstüne kaptan. Yalnız buzdağları falan ne olacak? Ya benim rotama çıkacak buzdağı daha viskime buz küpü yaparım ben onu ya. Takma kafana. Aldır şu sevişkenleri bir sorguya çekeyim. Çabuk 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 çabuk. Aragaz.
Koca Titanic Allah'a emanet yoluna devam etmektedir. İkinci kaptan security'leri gönderip Kate ile Stewart'ı kaptan köşküne getir. Kim kız lan bu? Ne bileyim lan ben. Siz kimsiniz ya? Ben bu geminin kaptanıyım. Kaptan, buz dağlarını ne yapacağız? Yanından geçerken biraz buz alın. Boşuna sucuya para vermeyelim. Buz için. Tövbe yarabbi ya. Dur şimdi kafamı karıştırma. Ne yapıyordunuz kardeşim siz geminin burnunda? Titanic yapıyorduk. Titanic yapma ne lan? Romantik ayağına değdiriyordu diyorum kaptanım ya. Aa, ne biçim konuşuyorsun sen be? Bayan, sen anladın mı bu adamın ne dediğini? Romantik ayağına değdirecek diyor. Bana bak, benim dayım mafya. Vallahi sizi ormana aldırır, şişeyi k***nize soktururum. Kaptan aman bulaşma abi, ben bu kızı tanıyorum. Neden tanıyorsun? Geçen metrobüste bir adama ne bakıyorsun bana dik dik cinsi sapak diye bir çemkirdi. Koca metrobüsü içinde 200 kişiyle karakola çektirdi bu kız. Aman bulaşma abi. Yapma ya. Aman diyeyim. Babacığım ne yapıyoruz? Biz niye geldik buraya? Bak abi, ben de bu semde çocuğuyum. Bırakın ya. Gidelim biz baba. Kardeşim, bir daha gemimle yiyişme, elleşme istemiyorum. Aile gemisi la bu. Zaten körlemesine gidiyoruz gemiyi. Cepet edeceksiniz buzdağına falan. Allah muhafaza, ekleştireceğiz ya. Evet abi, buzdağı diyorum ya. Tam hani rotamızın üstünde var bir tane. Oo. Kaptan, Çinikop sürüsünü gördün mü? Nerede? Geminin yanında geçti. Abi, kol gibi Çinikop. Vallahi bak, yeminle. Nasıl rüzgar oluyor ya? Abi buzdağları. Ya boşver şimdi buzdağını ya. Bu Çinikop çaparesini ayarlasınlar hemen. Atalım şuradan ızgara cızbız. Yanında rakıyla saat gibi gider vururuz gece yarısına kadar. Ya kaptan, adamın dibisin. Ben anladım. Sen mangalı yaktır. Hadi, bir de büyük açtır. Of var ya, şahane olur ya. Kızım hadi sen de git ananın yanına. Üstüne başına bir şey giy. Biz gemici adamlarız. İçimizde en yakında kadın gören 6 yıl önce gördü. Yazık olur sana. Hadi kızıma benim. Hadi güzelime canım benim. Aragaz. Ve Titanic kaderine doğru hızla ilerlerken kaptan, ikinci kaptan ve Stewart Titanic'in iskele güvertesinden denize Çinikop oltası atıp mangal sefası peşinde koşmaktadırlar. Hop, bu dördüncü. Vay vay vay, yavruya bak, Çinikop'a bak ya. Abi, kobra yılanı gibi be. Çinikop'a bak. Maşallah ya. Çok deli balık bu ya. Geçen gece var ya, saray burundayız. Bir levret çektik. Abi, yunus balığı gibi. Ya bu arada gemiyi otomatik pilota bağladın değil mi yavrum? Tekne yalpalıyor biraz. Abi otomatik pilot arıza yapmış. Çin malı çip koymuşlar. Alet cozladı. Mecburen geminin dümenini o kamile bıraktım. Hangi kamile bıraktın? Kaptan koşun la, koşun la, buzdağına çarpacık. He işte bu kamile bıraktım. İşte şimdi tam anlamıyla avuçladık. Neyi avuçladık? Buzdağına çarpacık, koşun la, yetişin la. Beyler, beyler koşun, beyler koş 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 koş, koş beyler koşun. Abi Çinikop lan. Çinikopları avuçladık zaten yavrum. Bu gemi üstüme sivetti la benim. Hasar olursa seni alırlar, koşun koşun. Kaptan, ikinci kaptan ve Steve kaptan köşküne koşarlar. Titanik'in içinde yüzlerce yolcu her şeyden habersiz vur patlasın çal oynasın eğlenmektedirler. Ne oluyor lan? Nerede buzdağı? Ancak işte şurada. Gemiyi aparamadım kaptanım. Ne diyorsun evladım? Ne diyorsun sen ya? Kaptan, kafadan buzdağına doğru gidiyoruz abi. Abi yine de elifri yok mu? Çekileyim ya. Gemiyi dön zaten kaptanım, dön çarpıcı diyorum, dön zaten kaptanım, tansiyon zaten. Allahümme tansiyon vela tuhasir. Bir susun Allah aşkına ya. Tam sol, tam sol. Yok yok yok, tam sağ, tam sağ. Kaptan gazı kökle baba. Frene hafif dokun. Gemiyi anlatalım ya. İvladım tesisatlı şahin mi var lan altımızda? Allah Allah, çarpıyoruz susun. Allah batacık, batacık. Lan batalım da senden kurtulalım bari. Aha da verdim tam yol buzdağına. Al işte hep beraber ölecük. Ölecük oldu mu boğulacık. Ha oldu mu boğulacık. Kaptan ruhsat yanında mı? Kaza tutana var mı? Aragaz. Titanik buzdağına kafadan bindirir. Binlerce yolcu suya gömülür. Gerçek bir facia yaşanmaktadır. O sırada Kate suyun üstünde yüzen bir kapının üstüne kendini atmıştır. Aşk tesadüfleri sever hesabı Steve de hemen yanına düşmüştür. Kate, Kate, kalkın be, ben de çıkacağım. Olmaz, yerim dar. La supuz gibi, kalkın ya.
tam dondu. Ay boy versene. Boyu geçiyor mu orası stüdyo ya? La s*** boyunu. Kalka nereye ya? Bana dipten midye çıkarsana stüdyo. Lan! Aa stüdyo evet boy ver. Lan! Gülüm, gülüm. Ay Steve, boy versene. Steve gelmiş senin. Titanic batar, Steve boğulur, Kate kurtulur. Titanic'in batışı insanlık tarihinin en büyük kazası olarak kayıtlara geçer. Geminin neden battığına dair bir araştırma komitesi kurulur. Komite kazadan kurtulan personeli sorgular. Kurtulanlar arasında bilin bakalım kim vardır. Sizin gemideki göreviniz nedir? Caycuyum ben abi. Neyin dediniz? Caycu. Caycu ne ya? Cay ya, cay bilmedin mi cay? Her neyse, Titanic nasıl battı peki? Neler gördünüz? Kabudana dediğim, carbucuk dedim, bulcuk dedim, gemiyi aparamadılar çotalaklıya. Abartı gemiyi bozdu. Ya ne diyorsun kardeşim sen? Batıcuk dedim, çarpıcuk dedim, besbe çekin dedim, beni dinemediler, bulcuk dedim, dinemediler beni, battı en son. Görünen her gerçeğin altında gizli bir gerçek vardır. Ve bazen en doğru sözü hiç umursamadığımız insanlar söyler. Pascal. Kadir. Programı bugünlük bitircük. Gabadücük mü? Gabadücük. Gabadalım. O zaman görüşücük. Gümürücük mü? Yok yok görüşücük yani. Sonraki pazar haydi o zaman. Görüşücük. Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaze.